Herkese selamlar bu videomuzda sizde gençliğin pek yeni başlamış olan birisi neler yapmalı, karakterleri nasıl geliştirebilir, dünya seviyesini nasıl arttırabilir, görevleri nasıl yapabilir, karakterleri doğru silah ve eserleri nasıl anlayıp takabilir bunlardan bahsediyor olacağım. Bu videomuzda ise bir takipçimin hesabına girdim. Kendisine şu anki durumu epey bir geride ve oyuna çok da fazla hakim olmadığı için yardım istediğini belirtti. Ve maalesef ki şu an hiçbir şekilde yaratıklara hasar veremiyoruz. Ancak bu videonun sonunda yaratıklara epey fazla vuruyor bir hale getireceğim tüm karakterleri ve takımı. Hepinize iyi seyirler dilerim. Öncelikle birçok kişinin hedefi elbette güçlü bir takım nasıl kurabilirim olacaktır. Bu yüzden öncelikle bunu değinmek istiyorum ben. Şu anki sahip olduğumuz takımda maalesef ayakı çok güçlü bir main DPS karakter olsa da rakiplerine doğru dürüst bir şekilde hasar verememekte çünkü takılı olan eserler ve silahlar epey yanlış olmakta. Bununla birlikte kurulmuş olduğu takım kurulumu da partideki elemanlar da hiçbir şekilde maalesef ayaka ile uyumlu değiller. Bu yüzden bizim bunları düzeltmemiz gerekiyor ki bizim bunları tek bir komboyla alt edebilmemiz gerekiyor. Çünkü bunlar boss bile değil. Bunlar oyundaki en güçsüz yaratıklarımız. Eğer bunları bile alt edemiyorsak ileride büyük bir sıkıntı yaşayabiliriz. Bu yüzden hemen açıyoruz. Her bir karakter rehber videomdan her bir karakterin detayını rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Öncelikle sizin dünya seviyeniz yani adventure rankiniz ne kadar yüksekse karakterlerin seviyesi o kadar fazla artıyor. Ve maalesef buradaki karakterlerin seviyesi şu an sahip olduğu dünya seviyesiyle uygun değil. Bunları şu anda 50'ye kadar çıkarmamız gerekiyor. Fakat malzemelerimiz eksik. Örnek veriyorum Ayaka'yı şu anda kasabilmesi zaten mümkün değil daha fazla. Çünkü bunun boss materyali Inazuma'da bulunmakta. Eğer ki böyle bir durumla karşı karşıya kalırsanız zaten bu karakterleri ikinci planda tutabilirsiniz gelişene kadar. Geliştikten sonra bu karakterlerin boss itemlerine elde etmeye başladığınızda tekrardan bunlara yönelebilirsiniz. <laughs> Toğma da aynı bir durum var mıydı onu hiçbir şekilde hatırlamıyorum ancak zaten Toğma'nın da evet kendi toplama malzemesi Inazuma'da bulunduğu için bunu da geliştirmesi epey bir zor olacaktır. Bu yüzden yeni başlamış olan bir kişi eğer ki toplama materyallerini elde edemiyorsa bunları ikinci plana atmalı ki Diğer karakterlere yönelmesi gerekiyor. Ancak Ayaka şu anda 40 level olduğu için fena bir durumda değil. Bunu idealik olarak yine uzun bir süre kullanabilsek de ben burada daha da kalıcı bir parti kurmak istiyorum. İkinci parti kısmına geçiyorum bile bastıktan sonra. Sadece başlangıç karakterleriyle bir parti kuracağım. Ve bu parti şu anki sahip olduğum partiden daha da güçlü olabilecek. Çünkü doğru eserleri ve silahları takmayı tercih edeceğim. Şimdi başlangıç karakterlerimiz bizim neler? Kaya. Ekledik. Yanında. Bizim Noel'imiz işte Beginners. Biner'e basarsanız oradan geliyor. Lisa'mız var. Lise'ye ekledik. Burada yanında barbarımız olması gerekiyor ve son olarak burada bizim Ember'ımız olacak. Şimdi bu takım herkesin başlangıç takımı. Zaten Kaya, Lisa ve Ember'ı domaini girerek elde ediyorsunuz. Dilerseniz burada Traveler'ınız da olabilir son karakter olarak Ember yerine. Yani burada Traveler'ı da koyabilmeniz mümkün. Ancak ben Ember'ı koymayı tercih edeceğim. Bunun sebebi de dünya etrafında siz gezerken çok fazla puzzle'a karşılaşacaksınız. Ve çoğu zaten Pyro çözüldüğü için Ember'ı rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Peki bu partinin olayı ne? Şimdi bizim oyunda sadece odaklanmamız gereken şey karakterlerin gücü değil aynı zamanda takımda yapacağımız reaksiyonlar da çok fazla önemli. Şu anda biz bunlara karşı mesela Pyro var üzerlerinde. Ben Erkay ile beraber E atarsam bunlara melt uygulamış olurum ve yeteneğim normalden daha da fazla hasar verir. Listede ise mesela Overloaded uygular. Ekstradan bir Pyro hasarı vererek rakiplerini geriye savurur. Ancak bunlar zaten Pyro elementinden olduğu için pek de etkilenmezler şu anki dünya seviyesine göre karakterlere epey bir fazla geride. Hiçbir şekilde hasar veremediğimizi görüyorsunuz. O zaman ben tekrardan geri yaşanıyorum ki güzel bir yerde sakin bir şekilde karakterleri bir geliştireyim. Benim bu takımdaki asıl amacım Kayı'ya fiziksel hasarı. Kayı'da fiziksel hasarı oynamak, Lista ile beraber Cryo artı Electro'yu birleştirip Super Conduct uygulayarak rakiplerin fiziksel direncini kırmak, Barbara ile beraber şifa görevini görmek, Ember ile beraber rakiplerin dikkatini dağıtmak ve puzzle'ları çözmek istiyorum ben bu partide. O zaman şimdi benim yapmam gereken şey şu, kesinlikle benim öncelikle birazcık seviye kasmaya ihtiyacım var ki bu karakterler biraz daha iş yapabilsin. Her zaman her daim karakterlerin seviyesini kasmaya özen gösterin çünkü siz bu karakterlerin seviyesini kastıkça karakterlerin yeteneklerini de geliştirebileceksiniz, ekstradan pasif özellikler açabileceksiniz. Bu pasif özellikler zaten karakterler için çok önemli olduğu için yükseltmemizde şart bu karakterleri. Bu yüzden ben hemen Kay'ı yükselttim, ardından Kay'ı yükselttiğime göre elini bir kılıçla vermem gerekiyor. Peki bu kılıç burada ne olabilir? Siz Adventure Rank kastıkça ödül olarak aynı zamanda bir adet Prototip Rancor elde edeceksiniz ücretsiz bir şekilde. Bu Kayı'nın kullanabileceği en güzel fiziksel kılıçlardan birisi free to play olarak. Ben bunu taktım. Kılıcı aynı zamanda geliştirmek istiyorum ki ben bu kılıcı geliştirdikçe base atak değeri artacak. Base atak değeri artacağı için hem benim eserlerim üzerinden gelecek olan atak bonusları daha çok işlevsel olacak. Hem de vuracağım hasar daha da yüksek olacak. Bir yandan fiziksel damage bonusu da geldiği için düz vuruşlarımın hasarı da epey bir yüksek olacak. Düz duruşlara fiziksel vurduğu için. Bu fiziksel damage bonus her düz vuruşa etkili olmuyor. Elemental hasar olduğum mu orada etkili olmaz elbette. Bunun domaini varmış peki bunun domaini bugün giremiyoruz. Ancak bunun malzemesini belki de alma fırsatımız olabilir. Şimdilik es geçiyoruz. Karakterimizde hiçbir eser bulunmamakta. Bu büyük bir eksi. Mesela burada ayakada ne takmış? Yani çok çok Rastgele eserler takmış ama mesela ayak hedefi ne yapsın? Ayak hedefi hiçbir şekilde kullanamaz ki healing bonus takmış. Bunların hiçbir alakası yok. Oyunun başında eserleri fazla elde etmenin yolu ise kesinlikle etrafta gizlenip sandıkları açmak, puzzle'ları çözmek. Siz sandıkları açtıkça rastgele eserler elde edebileceksiniz ve bunları idealik olarak takmanız şart ki siz güçlenebilin, biraz daha iş yapabilin. Kayı'ya geçtiğimiz zaman ben burada bir başlangıç karakteriyle oynamak istiyorum ve bunu geliştirmek istiyorum aramamız gereken nitelikler oyunun başında pek de kolay bulunmayabilir. Çünkü hem çok az nitelik oluyor beslerin altında hem de değerleri çok az oluyor. Siz burada dilerseniz atak niteliklerini bulmayı deneyebilirsiniz. Özellikle yüzdelik atak bulduğunuzda işinizi görecektir. Set bonusu pekini ne yapmamız lazım? Oyunun başında set bonusu açmanız o kadar da fazla şart değil. Ancak örnek veriyorum. Kayada ben burada mesela fiziksel oynayacağım. Blast Nane gibi bir eseri bir yerden düşürdüğünüz zaman işinize yarayacaktır elbette fiziksel hasar bonusu verdiği için. Ancak bunun dışında yine siz partinizde atak bonusu veren eser setlerinde kullanabilirsiniz. Ya da Berserker mesela oyunun başındaki en ama en kullanışlı eser setlerinden birisi Adventure Rank 45'ten önce çok fazla işe yaramakta. İki parçası size %12 kritik şans verdiği için kritik vuruş ihtimalinizi arttırıyor. Hadi ben bunu takayım. Saatte mesela bizim Kaya gibi bir karakterde atak takmamız çok önemli. Hangi durumda atak, hangi durumda def, hangi durumda enerji çarşı takacağımı nasıl biliyorum peki? Şöyle bir durum var. Siz bu eserleri doğru dürüst bir şekilde takabilmeniz için karakterleri çok iyi tanımanız gerekiyor. Kaya main DPS olarak, fiziksel main DPS olarak oynanılırken Kaya'nın atağa çok fazla ihtiyacı olmakta. Ama ben gidip burada Barbara'ya atak takamam. Bir şifacı rolündeyken neden? Bu karakterimiz can kastıkça şifasını daha fazla arttırıyor. Bu yüzden benim burada gidip mesela can takmam lazım. Yine aynı şekilde burada mesela Ember'ı destek olarak kullanacağım. Ember'ın sık bir şekilde ulti atmasını istiyorum. Alanda Ember'la durmayacağım. Çünkü buradaki Ember'ın olayı yetenekleri. Kullan geç. Bunları biz genellikle sub DPS'a da destek karakterler diyoruz ki durumdan duruma göre rolleri değişebiliyor. Ben buraya gidip enerji recharge takmam gerekiyor. Benim buraya gidip enerji recharge takmam gerekiyor ki daha sık bir şekilde ulti atabilsin. Yine de listada da aynı şekilde daha sık bir şekilde ulti atmak istiyorum. Enerji recharge zaten takılayım şu anda. Şimdi mesela kupaya geçiyorum. Kupada kaya da çok önemli. Eğer fiziksel hasar bonusumuz yoksa atak takmamız en uygun olacaktır. Burada siz dilerseniz şuraya tıkladığınızda filtre dediğinizde eser türlerini sıralayabiliyorsunuz. Ya da buradan aradığınız bir nitelik varsa buradan da sıralayabiliyorsunuz. Mesela ben buradan fiziksel e tıklıyorum. Fizikselim yokmuş bana atak gösterir bunun yerine. Ben buradan kaldırıyorum. Oyunun başında tüm nitelikleri atak takmanız size çok geri düşürür mü? Hayır. Eğer ki Adventure Rank'iniz 10, 20, 30 civarında takılıyorsanız böyle bir şey yapmanız gayet doğal. Sizi bu şekilde götürebilecektir yine her türlü ancak eserlerin seviyesini yükseltmeniz gerekiyor ki iş yapabilsin. Benim burada takabileceğim farklı bir atak kupası yok. En iyisi de bu. Oyunun başlarında alt niteliklere odaklanmamanız normal. Üst niteliklere odaklanmanız daha da önemli. Adventure Rank 45'ten sonra bunlara odaklanmanız gerekiyor. Onların detayları zaten farklı videolarda bulunmakta. Şimdi ise taç kısmına geçiyoruz. Burada bizim tacı ne takmamız lazım? Normalde raid takmak uygun olur mu? Olur. Atak takmak uygun olur, mu? O da olur. Neden? Çünkü oyunun başında karakterlerimizin raid ve damage oranını dengelemesi çok ama çok zor. Bu yüzden her bir eser niteliğine burada atak takmanız, atak kullanabilen karakterlerde atak takmanız uygun olacaktır. Ama siz burada gidip Farklı bir karakter örnek veriyorum. Barbara'ya gidip full HP takabilir misiniz? Evet onu da yapabilirsiniz. Çünkü HP'yi çok verimli bir şekilde kullanabiliyor ki Barbara'nın zaten normal kullanım şekli o olmakta. Şimdi ben burada kayıya tekrardan dönüyorum. Saate biz atak takmamıştık. Saate atak takmamız gerekiyor. Şuradaki atağı taktım. Bu da atak takılı. Taçta ise benim bir adet daha atak takmam gerekiyor. Raid de takabilirim. Ancak şu anda nitelikleri hiçbir şekilde toparlayamadığım için ve Adventure Rank'im 30'un gerisinde çok geride kaldığı için. Ayrıca benim şu anda eser sayım epey bir az olduğu için nitelikleri dengeleyebilmem pek de mümkün değil. Bu yüzden ben burada gidip tacı da atak takıyorum ve burada ben set bonuslarını biraz daha rastgele açmış olduğum en azından %12 raidlik bir artış geliyor bana set bonusundan ötürü. Siz buradaki berserker bonusunu kullanarak taşta aslında raid takıp daha da fazla raid bonusu elde edebilirsiniz şunu geliştirdiğiniz zaman ancak ben şu anda eserleri geliştiremiyorum eser sayımı olmadığı için bu yüzden bunları birazcık daha bekletiyorum. Yani kayıda şu anda az çok takmamız gereken eserleri taktık. Oyun başı için olduğunca doğru şeyleri yapmayı denedik. Şu an biraz daha avantajlı bir karakter oldu ancak yeterli mi? Elbette değil. Az önce Kayı'nın maalesef kılıcını geliştiremiyorduk fakat ben size bir taktik göstermek istiyorum aynı zamanda. Bizim Monstat, Liu ve Inozuma gibi bölgelerimizin bazı belli başlı noktalarında özel satıcılar bulunuyor. Her bir bölgede birer tane olmak üzere. Bu satıcılarımız bize tek seferliğine mahsus olacak şekilde bize bazı malzemelerden belli sayıda verebiliyorlar. Örneğin benim kayının, kılıcını, prototip rankoru geliştirebilmek için kullanmam gereken malzeme bu. Ancak bunun domaini bugün olmadığı için, yarın olduğu için ben bunu bugünden alabiliyorum. Çünkü burada satışı olduğu için. Peki bunları nasıl kasıyorum Her bir sicili siz aslında puzzle'ları çözdükçe, sandıkları açtıkça elde edebiliyorsunuz ve bu tarz mağazalardan harcayabiliyorsunuz. Bu da aklınızda bulunsun. Bunlar ise haritanızda elmas şeklinde görünmekte buradan dilerseniz gidip alıp harcama yapabilirsiniz. Ben bunu aldığıma göre artık prototip Rancor'u en in iyi istedikten sonra bu kılıcı geliştirebilir ve sınır seviyesini artırabilirim. Bu sayede daha da güçlü bir şekilde kılıcı geliştirmiş olabilirim. Artık 40 seviyeye ulaştı ancak hala yeterli değil. Yarın domaini girerek bunu 50'ye çıkarmam gerekiyor ki dünya seviyeme uygun bir hale gelsin. Fakat şu anki atak bonus da epey bir arttı. Yine biraz daha iyi oldu. Ancak yeterli mi elbette değil. Şu anda benim sahip olduğum eserlerim sadece 3 yıldızlı ve 3 yıldızlı olmasıyla beraber hiç artısı yok. Benim bu eserlere artı basmam gerekiyor ki bu eserlerimin seviyesi artsın ve bana daha da fazla bonus kazandırsınlar, daha çok iş yapayım. Peki bu eserleri ben nasıl bulacağım? Adventure 45'ten önce eser domaini e girmek pek de mantıklı değil. Çünkü 5 yıldızlı eserleri garanti olarak düşünmemiz gerekiyor. O da Adventure 45'ten sonra oluyor. Bu yüzden benim dünya üzerindeki puzzle'ları çözüp sandıkları açmam gerekiyor ki ben buradaki eser sayımı daha fazla arttırabileyim. Hadi örnek gösterelim. Konumuna bakıp teker teker açabilirsiniz. Örneğin burada köşeye kıyı kıyıya koymuşlar bunu. Ben bu sandığı açtım. Hem Adventure <laughs> XP kasmış oldum. Hem bir adet rastgele eser verdi. Hem de Birazcık daha malzeme kasmış olduk. Benim bu sandıkları açmam ve bunları biriktirmem bu yüzden çok fazla önemli. Yanlışlıkla işaret koyduk ama neyse. Burada da mesela bir adet silyimiz var. Silyleri takip ettikçe bunlar bizim sandık açmamızı sağlıyor son noktaya ulaştığımızda. Bu yüzden bunları da yapmamız yine sandık açmak için çok önemli. Şurada kırmızı parlayan şey bir adet challenge. Hedef vurma challenge'ı. Buna gidip mesela Ember'le beraber işte varil gelecek. Sanırsam varilleri vurmamız gerekiyor. Oradan yine sandık açmamız gerekiyor. Bunları gördükçe her birini yapmamız şart. Eserleri kasabilmemiz için. Mesela Ember'la da geldim. Bu challenge'ı başlattım. Evet varil vurmaymış. Hemen gidiyorum varilleri patlatıyorum. Ve bir adet sandık alıyoruz. Aynı zamanda siz tabi bu sandıkları açtıkça bir yandan başarımları da kasabiliyorsunuz. Oyunda birçok başarım bulunmakta. Eşirmanız kısmına tıkladıktan sonra buradaki her bir kategoriye tıkladığınızda aslında başarımların detaylarını görebilirsiniz. Ben yine başarımların mümkün olduğunca... Kanalımda paylaşıyorum. Siz de göz atabilirsiniz buradaki. Gizli başarımlar olsun. Açık başarımlar nasıl yapılır. Yine onları da mümkün olduğunca göstermeye çalışıyorum. Mesela 5 adet açık dünya mekanizmasının challenge'ını bitir diyor. Sınırlı süreyle olanlardan diyor. Tabii ki sadece da olacak diyor. E tamam 5 tanesini yapmışız biz zaten burada. Hemen 5 prim hocam aldık. Bu şekilde daha da fazla prim hocam kasabiliyorsunuz. Primocamın olayı ise karakter çıkarmak. Bu karakter çıkarmadan birazdan daha detaylı bahsediyor olacağım. Bu arada dünyada mutlaka her şeyle etkileşim geçmeye özen gösterin. Şu şekilde gizli puzzle'larınız da olabilir ve buradan sandık elde edebilirsiniz. Hani örnek veriyorum etrafınızda dört tane havuç görürsünüz yan yana. Onları tıklayın teker teker toplayın sandık yine çıkabilir. Ya da bir yaratık dalgası çıkabilir. Bu birazcık... Fazla da şansa bağlı olabilir. Artık nasıl bir şey denk gelirseniz ama etkileşim gösterin mutlaka etrafınızdaki, çevrenizdeki şeylerle. Kayı'ya az önce beraber eserleri verdik ve kılıcı geliştirdik. Az önce Melt ile bir buçuk kat fazla vurmasına rağmen 50 vuran Kaya. Bakalım reaksiyonsuz şu anda ne kadar vuracak AC yle. Evet şu anda 340'ı çok rahat bir şekilde görüyorum. Karakterim epey bir güçlendi. Düz duruşların hasarı da epey bir arttı. Ancak bu elbette yeterli değil. Benim daha karakterin seviyesini bir seviyede daha arttırmam gerekiyor. Bir defa daha yükseltmem gerekiyor daha doğrusu. Artı son olarak şöyle bir şey daha yapmam lazım. Karakterlerimin es eserlerinin seviyesini arttırmam gerekiyor. Bu yüzden Öncelikle ben Kayı'nın hem seviyesini arttıracağım şimdi hem de karakterin eserlerini yükselteceğim. Bakalım bu sefer Kayı'nın nasıl var, nereye çıkacak? Şu anda Kayı'nın seviyesi 20 ve bizim bu seviyeyi kesinlikle arttırmamız gerekiyor. Bu yüzden hemen gidiyoruz. Buradan arttıra basıyoruz. 39 seviye çıkardık. Hala yeterli değil. Benim bu yükseltme sınırına kadar ulaştırmam gerekiyor. 40 yaptık. Peki şimdi kayayı daha fazla uzatmak istiyorum ancak malzemelerim eksik. Eğer ki şu sizde eksikse sizin yapmanız gereken şey şuradaki boss'a tıklamak ve boss'un konumunu navigate deyip göstererek boss'a giderek onu alt etmek. Mesela bizim boss'umuz burada eğer kayada malzemeniz eksikse. Fakat bizde eksik olan malzeme de ne diyor? Çiçek eksik diyor bir de Treasure Hoarder Insignia lazım diyor. Aynı zamanda şundan üretmemiz lazım. Peki bizde bundan da yok. Bunu yine Cryo Regisvine'dan elde edebileceğiniz süre ya da Cryo Hipposites'ten. E Cryo... Dedik zaten bizim kesmemiz gereken bir düşman. O zaman onu doğru biz yavaştan gidelim. Işınlanalım. Ardından birazcık çiçek toplayalım. Sonra Treasure Instinct ile beraber kayayı yükseltelim. Bu yükseltmemiz neden çok fazla önemli? Hem buradaki pasif özelliklerimiz açılıyor. Hem de ikinci yükseltmemizin ardından artık yeteneklerimizi geliştirmeye başlayacağız. Ve yeteneklerimiz daha da fazla hasar verecek. Bu yüzden çok büyük bir önem taşımakta. Biz zaten eğer ki sizin... Resin sınırınız 160 ulaşmışsa Oyuna girer girmez yapmanız gereken ilk şey bu resimleri harcamak. E, aynı çok neye ihtiyacınız varsa ona harcarsınız. Resimler neden harcaması önemli? Bu resimleri harcadığınızda Adventure XP kasıyorsunuz. Hesabınızın seviyesi daha kolay bir şekilde artıyor. Karakterlerinizin yükseltme malzemelerini, eserleri, yetenek kitaplarını, tecrübe kitaplarını, moraları... Yine bu resim sayesinde her bir şeyi oyunda kasabiliyoruz ve 6 dakikada sadece bir resim yenileniyor. Bu yüzden bu resimleri kasmamız, kullanmamız çok ama çok önemli. Hemen ben gidiyorum Cryo Regis Bu tarz Cryo Kalkan olan rakiplere karşı en efektif olan karakterlerimiz Pyro karakterler. Bu karakterlerin hasar vermese bile yeter ki orada rakiplerine Pyro elementini uygulasın fazlasıyla iş göreceklerdir. Ancak şu anda bizim karakterlerimizin gücü hala birazcık geride olduğu için çok fazla iş yapamıyorum bu boss'a karşı maalesef. Hele ki Cryo direnç çok yüksek olduğu için Kayna zaten eğitimini ve ulti maalesef birazcık sönük kalmakta. Doğru zamanda sağ tık yine boss'u counterlayabilirsiniz. Hasar almaz olursunuz bu sayede. O sondan hasar yemeğiydik. İyiydi. Bu durumda yine bu sefer çiçeğin kafasında var kalkanı. Kafasını kırdık. Ve tekrardan başarımı elde etmiş olduk. Harika. <laughs> Hesap o kadar geride ki bir tık keserken acı çektim. Ancak burada boss'u kestikten sonra Leyline Blossom'u açarak 40 orijinal resim kullanıyorum. Her boss'ta 40 orijinal resim kullanıyoruz. Haftalık boss'larımız var. Onlarda 60 resim kullanıyoruz. Fakat haftada ilk 3 bossunuzu keserken geri yere kullanıyorsunuz. 30, 30 resim kullanıyorsunuz. Üçüncüden sonra yine 60 resim kullanmaya başlıyorsunuz. Bu resim bilgileri de yine aklınızın bir köşesinde dursun. Olur da merak edersiniz diye söylemek istedim. Yine buradan da eser düşebiliyoruz biz bossları alt ettikçe. Artık bizim Kalali ile toplamamız gerekiyor. Ve Treasure Hoard Insignia'yı toplamamız lazım. Bunları topladıktan sonra artık kayıyı seviye kısabileceğiz. Evet kayı için gerekli malzemeleri topladığımız sayılır. Sadece şundan bir adet daha öğretmem lazım. Bunun alt parçalarını 3 adet toplayıp birleştireceğim. Ki toplamıştım zaten. Bir adet daha birleştirdim. Bir adet daha ikinci seviye fragment oluşturduk. Ve artık kayımı bir daha yükseltebilirim. Ve yükselttiğim için artık base atak değerim güzel arttı. Base defans değerim arttı. Base range değerim arttı. Ve karakter yükseltildiğinde kazandığı Özel arttı. Bu her karakterde değişiklik gösterebiliyor. Kayada enerji charge. Şimdi artık kayım daha iyi bir durumda. Hatta seviyesini ben biraz da arttırabilirim. 50 level olsun base atakleri değeri daha fazla artsın ki daha fazla hasar verebilsin. İşimizi görmesi gerekiyor çünkü. Ben etrafta biraz daha sandık topladım. Bu arada yükseltme ödülünü de alalım da. Birazdan bir şey daha anlatacağım zaten. Artık ben bu karaktere başka uygun bir eser varsa takabilirim. 3 yıldızlı atak eseri olursa elbette çok daha iyi olacaktır. Fakat bizim şu anda elde ettiklerimiz bunlar. Tüyü de burada gayet sağlam bir şey var mıdır diye bakıyorum. Oo, yüzdelikli ataklı berserker var. Bu kesinlikle çok daha iyi olacaktır. Bir yıldızda eserlerimi şu anda harcayabilecek durumdayım. Neden? Seviye geliştirebilirim bu şekilde. Çünkü bir yıldızda eserlerimi kullanmam gerek yok. Çoğu karakterime ihtiyacı olan eserleri taktım zaten. Bu yüzden bunları biraz daha harcayabildim. Ben bunları harcadıkça... İkinci seviyeden de biraz daha harcayayım. Böyle ihtiyacıma hiçbir şekilde yaramayacak. Element Master'ı oyunun başına pek fazla kullanmayabiliriz. Zaten bunların alt nitelikleri bile yok. Alt nitelikleri olmayanları kullanmayın bile. Eğer çok fazla zor durumda değilseniz. Bunları da bastım. Biraz daha eser ekledik. Bunlarda bir şey var mıdır? Bunlarda hiçbir şey yok. O zaman bunları da basıver gitsin. Ve her 4 seviyede bir rastgele olacak şekilde ekstradan bir altın nitelik kazanıyoruz biz eserlerimizde. Bu durum en fazla 4 niteliğe kadar ilerlemekte. Şu anda bunda da zaten kaça kadar çıkabiliyoruz ya? 2 kat XP geldi güzel. 84 oldu. Burada bir adet daha ödülü alacağız. Tamam. Burada zaten biz 3 yıldız desenlerde artı 12'ye kadar gidebildiğimiz için 4 niteliğe kadar artış elde edebiliyoruz aslında rastgele olacak şekilde. Güzel bir atak bonusu verdi aslında bu tüy bize. Ve 559 hatamız oldu. Elbette çok daha fazla geliştirmemiz şart mı şart. Tüyü geliştirdikten sonra saatteki yüzdelik hata basmam lazım. Kupadaki yine basmam lazım. Taştaki yine basmam lazım. Ve bunları bastıkça ancak karakterlerimiz epey bir güçlenecek. Özellikle asıl hasar kaynağınız olan karaktere öncelik verin ki yarı tıkları rahat bir şekilde alt edin. Daha sonra takımınızda kullandığınız öteki destek karakterleri de bu güzel eserleri vermeye başlayın ve karakterleriniz bu şekilde iş yapabilsin. Hatta yeni başlamış olan oyuncular için eğer başlangıç karakterlerini kullanıyorsanız uygun kullanabileceğiniz bazı silahları size göstermek istiyorum. Burada Tyrlan Tales of Dragon Slayer'ı zaten Barbaray takmanız çok önemli. Witch atarken denk geliyor. Sıradaki geçeceğiniz karaktere atak bonusu kazandırıyor. Ve siz burada Tyrlan Tales of Dragon çok fazla elde ederseniz referans 3'e kadar geliştirebiliyorsunuz. Ve siz bu silahı her geliştirdiğinizde vereceği atak bonusu daha da fazla artıyor ve biz bunu 48'e kadar çıkarabiliyoruz. %48'e kadar ki epey güçlü bir değer. Bu yüzden fırsatınız oldukça bu kitabı refinleyin ve Barbara gibi can kullanan karakterlere verebilirsiniz. Ya da hasarınızı artırmak istediğiniz karakter varsa partide büyücü olan herhangi bir karaktere de verebilmeniz mümkün. Burada Barbara'da kalması yeterli olur. Lisa'da peki ne takabiliriz? Burada Lisa nasıl görevi? Süper Conduct uygulamak. Yine çok fazla hasarı oynamayacağız Lisa'da. Fakat yine işlevselliği olsun isteriz. Hani oyunun başında sadece hiçbir silahınız yoksa sadece sandıklardan düşürdüğünüz kaçtan elde ettikleriniz varsa dört alızlı bir silahınız yoksa Magic gayet iş yapabilir. Element Master ile zaten listedeki buradaki asıl oyun süper kondak tetiklemek, reaksiyon yapmak. O reaksiyonu da ufaktan bir hasarını artırmak isterseniz Magic Guide işinizi görecektir. Ya da bunun dışında dilerseniz siz o da kullanabilirsiniz. Bunun avantajı ise şu. Antrenin'den enerji charge verdiği için daha sık bir şekilde ulti atabilirsiniz. Ancak ben bunları çok fazla önermemekteyim. Bunlar yerine ileride Favonius Codex falan düşürebilirsiniz gaçadan. Onları kullanmanız daha da uygun olacaktır. Liste rehberini zaten yakın zamanda yayınlayacağım. Peki Ember'da ne yapmanız uygun olur? Ember'de Favonius var bu varsa kesinlikle bunu takabilirsiniz. Takımınızı güzel bir şekilde enerji inlersiniz kritik vuruş yaptıkça. Bu yüzden burada Ember'ın kritik şansını bir en az %40-%50 civarı yapmaya çalışın pasifi kullanabilmeniz için. He onlar da yoktur. Burada Ember'da kullanabileceğiniz en iyi yay nedir peki? Ota atakları oynamayacağımız için Aim'e çatı oynamak isterseniz Sharper Shooter Oat işinizi güzel görecektir. Bunun dışında siz yere E bırakıp ben takımı destek olayım. Arada reaksiyon istiklerim derseniz Raven Bow'da işinizi görecektir. Bunlar yine sandıklardan ya da gaçalardan elde edilebilen silahlar. Ee, şimdi asıl odamız tabi bu başlangıç karakterlerinden kesinlikle kaya olmalı. Bunu özellikle vurgulayarak, baskılayarak söylemek istiyorum. Karakterimizi yükselttiğimize göre artık yapabileceğimiz başka bir işimiz daha var. Yeteneklerimizi güçlendirmek. Biz artık her karakterimizi yükselttiğimizde yeteneklerimizin sınır seviyesi de artacak ve biz bu seviyeleri yükselttikçe gelen yüzdelik hasar bonuslarını artıracağız ve daha da fazla güçlü vuruşlar sergileyecek karakterlerimiz. Ve ayrıca fark ettiyseniz burada artık bizden tenant level up materyalleri istiyor. Bunları da belli bir adventure rank geçtikten sonra domainlerden elde edebiliyorsunuz. Ve yine bu kitapların da belli başlı günleri var. Bu belirli günlerde bazı kitapları elde edebiliyorsunuz. Peki şimdi kayıda neler yaptık hemen onlardan bahsedelim. Kılıcı son seviyesi şu anda 40. Karakterin kendisi 50. seviyede. Eserleri biraz daha geliştirdim. Burada tüye bastım artı 9 yaptım. Saat artı 4 daha fazla gelişmemekte. Mavi bir eser bulamadım. Yani 3 yıldızlı bir eser bulamadığım için daha fazla gelişmedi maalesef. Yüzdelikli ataklı bulsaydım çok güzel olacaktı. Kupa'yı yüzde ataklı yine burada artı 9 yaptım. Taşta ise yine artı 8 yaptım. Atak bonusum epey bir artmış oldu. 627'ye ulaştı. Peki şu anda benim Eğitine in yaklaşık 300 duruyordu ve düz vuruşlarım 120 ila 300 arası vuruyordu. Şimdi ne duruma geldi bakalım. Eğitine kullandığımda 900'e kadar hasar görüyorum artık. Ve oto ataklarımla beraber en çok değerim 275-260 civarı oluyorken kritik vuruş yaptığımda yine 500-600 civarını görebiliyorum. Hasarım epey yükselmiş oldu ki daha da fazla vurabilirim. Süper kondak yapmadım. Nasıl, ne oluyordu? Süper kondakla beraber rakibin direncini kırıyorduk. Eğitine kullandık. Liste ile beraber e bastık. Rakibin fiziksel direncini kırmış olduk. Kaya ile beraber bakın vuruşlarım yine ne kadar güzel güçlenmiş olduğu En düşüğü 300'e denk geliyor şu anda. Tabi siz bu karakteri güçlendirdikçe en düşüğü Bayağı bir yüksek bir hale almış olacak yine. Yaklaşık artık 1000 vurabiliyoruz şu anki halimizde. Elbette çok daha fazla güçlenebilir bu karakter. Çok daha rahat bir şekilde iş yapar. Ancak kılıcın seviyesini bugün maalesef daha fazla geliştiremiyoruz. O yüzden bugünlük 1000 hasarı göremedik. Fakat 1000 hasarı gördük hatta gayet güzel. <laughs> Az önce yeteneğimizin 1000 hasarı gördük. Çok güzel. Şu anda kesinlikle daha da iş yapar bir hale geldi. dahili hilç kesemeyen bu hesap artık kayayla her bir yaratı kesebilir hale geldi. Hatta Bosslarda da yine birazcık mücadele etmeniz gerekebilir. Şu an sadece kayık kaslı olduğu için bir tık geride kalabilir. Fakat siz yine bu diğer karakterleri de kastıkça Kaya'yı güzelce destekledikçe de birçok yaratı artık kesebilir duruma gelebilirsiniz. Şimdi karakterleri geliştirmeden az çok bahsettik. Peki yeni bir oyuncu neler yapmalı? Elbette yapacağınız ilk iş tüm haritayı açarak bitirmek olsun. Çünkü siz görevleri aldıkça oradan oraya gideceksiniz. Resim harcamanız gerekecek. Onu bunu keşfetmeniz gerekecek sürekli. En azından ışınlanma noktalarınız açık olsun ki. Örneğin bir yerden bir video izlerken ya da bir yeri keşfederken keşfetmekte zorlanmayın görevleri yapmakta zorlanmayın. Hani sizin ta şuradan şuralara kadar inmenizi isteyecekler çünkü. Bu yüzden sizin bu ışınlanma noktalarını açmanız önemli. Zaten siz bu ışınlanma noktalarını açtıkça hem Piram Hocam kazacaksınız hem de Adventure XP yi kazacaksınız. Yine aynı şekilde domainleri de açmaya özen gösterin. Piram Hocam ödülü ve Adventure XP ödülleri var. Etraftaki sandıkları sürekli açmanız gerektiğinden bahsettim. Görev listesini de şu şekilde göstereyim. J tuşuna bastığınızda görev listenizi görebiliyorsunuz. Ana görevler ve günlük görevler sizin zaten asıl Adventure XP kaynaklarınız. Bunlar bayağı sağlam Adventure XP veriyor. Günlük görevler totalde her bir görev başına 10 alıyorsunuz. Günlük görevlerin teslimatında ise 20 adet daha fazla alıp 60 bin olacağım. Kasabiliyorsunuz bir gün içerisinde sadece günlüklerden. Yeni bir karakter çıkarmak istiyorsunuz. Ne yapmam lazım? Sizden yapmanız gereken şey buradaki piramocamları biriktirip buradaki karakter belirine atmak. Bu sayede yeni karakterler elde edebilirsiniz. Pity sisteminden şöyle özetle bahsetmek istiyorum. Sizin Fiş atımınızda eğer 90 tane wish içerisinde daha doğrusu 89 tane wish attınız diyelim ki hiç 5 yıldızlı gelmedi. 90. wishinizde garanti 5 yıldızlı gelir. 90'dan önce gelme ihtimali var mı? Var. 90'dan önce de çıkarabilirsiniz. Hatta şansınız 75. pitiden sonra epey bir artıyor. Piti dediğim şey de sizin 5 yıldızlı çıkarına kadar katmış olduğunuz wish sayınız. Siz 5 yıldızlıyı çıkardıktan sonra pitiniz yine sıfırlanır. O mantıktan da hemen bahsedelim. Şurada history'i tıkladıktan sonra siz burada karakter banner'ında ne kadar ne zaman wish attığınızı görebiliyorsunuz. Burada mesela en son ayaka elde edilmiş sanırsam. Ayaka'nın olduğu kısmı bulmaya çalışıyorum. Eğer bulabilirsem oraya gideceğim. Burada baya bir wish atılmış aslında. 5 yıldızlı görme ihtimalimiz yüksek. Evet. Şu anki pitimiz 59. Neden 59? Her bir sayfada 6'şer tane vardı. 5 yıldızlıyı pitiden saymıyoruz. 5 yıldızdan sonra saymaya başlıyoruz. 59 pitimiz varmış şu anda. Yani ben önümüzdeki 31 wish içerisinde garanti olarak bir adet 5 yıldızlı karakter görebileceğim. Burada şöyle bir durum var karakter benerinde. %50 şanslı durumu var. %50 şansla yık sınırlı süreli gelmiş olan karakteri alabilirim. Şu anda mesela Yomi'ye var. Ya %50 şansla Yomi'yi elde edebilirim. Ya da %50 şansla Yomi'yi kaybedip. Buradaki standart benerde bulunan herhangi bir 5 yıldızlı karakteri elde edebilirim. Eğer ki siz %50 şanslı kazanamayıp buradaki standart benerlerden örneğin Mona'ya kaybettiniz. Sıradaki çıkaracağınız 5 yıldız karakter garanti olarak özel karakter, sınırlı süreyle gelmiş olan karakter olur. Yomi olur, Yomi'dan sonra Tignar'a gelecek Tignar'ı olur gibi gibi. Hani Benir'den Benir'e bu durum aktarılır mı? Pitiler geçer mi? Evet geçer. Siz 30 tane wish atmışsanız buradaki Benir değiştiğinde o 30 wish, 30 piti kalmaya devam eder. Siz 50-50 kaybettiniz mi? Yani rate mı almış oluyorsunuz? Buna rate diyoruz biz. Yani sıradaki çıkaracağınız 5 yıldız karakter garanti olarak özel oluyor. Rate up'ınız kalmaya devam eder. Bu yüzden siz dilediğiniz gibi wishleri istediğiniz karakterlerde atabilirsiniz bu sisteme uygun olarak. En azından bir adet wish atalım. Standartta bir adet wish atalım. Siz karakterleri yükselttikçe yine Standart banner wish'i elde edebiliyorsunuz. Bu wish'leri attıkça da yine ekstradan star point masterle star dust kazanıyorsunuz. Star point nereden çıktıysa. Masterle la star dust'ları da yine siz buradan aylık olarak mağazadan wish'leri alabiliyorsunuz. Yani siz her ay wish attıkça 10 adet wish de buradan elde edebiliyorsunuz mağazanızdan. Bu yüzden wish'leri Orantılı bir şekilde harcamaya özen gösterin derim. O aylık ödülleri de kapın. Vişler çünkü oyunda çok önemli. Bir karakter veya silah elde edebilmemiz için silah elde etmek isterseniz zaten bu benere basmanız gerekir. Standart benere piram hocam kesinlikle harcamayın. Sadece karaktere veya silah benerine harcayın. Bunlar sınırlı süreyle gelen çok özel silahlar ve karakterler çünkü. Bunların değeri epey bir önemli. Şimdi gelin bakalım Pyro Regis Vine'de test edelim. Kayı ellemedim. Listeye Magic Guide'i verip 20 levele kadar basabildim şu an. Maalesef malzemeler eksik. En azından enerji Charge atak atak taktım. Daha sık ult için enerji Charge şart. Fakat eserleri geliştirmiyorum. Hiçbir şey yok çünkü hesapta. Can Can Heal'ın bonus taktım. yılın bonus Barbara'da daha güzel bir şifa vermesini sağlayacak. Ember'i hiç eleyemedim. Normalde burada Pyro Damage bonus varsa daha da uygun olacaktır hatta ama. Ördemiş bonusumuz varmış. Tamam ben bunu fark etmemişim. Buraya Dexter'dan bir daha bir atak takarsak ya da raid takarsak yine güzel bir şekilde iş görecektir. Güzel. Şimdi. Gelin bakalım. Hayır ne yapabileceğiz? Pyro kalkan olduğu için en iyi Hydro elementiyle beraber bu kalkanı kırabiliriz. Bu yüzden Barbara ile beraber vuruyoruz. Barbara The of Tales of Dragon Slayer sakalıydı. Kaya'ya geçip bu bonusu aldık. Lise ile beraber ulti açtık. Ember ile beraber e ulti açalım. Kaya'ya geçelim artık. Vuruşlarımıza devam ediyoruz. 1924 melt, melt hasarı gördük gayet güzel hani şu an yeni başlamış olan bayağı bir geride olan bir hesap için şu an gayet güzel bir hasar vermiş verdik diyebiliriz Ondan tek combo ile hatta ne neredeyse şey? bu seyrettik çok daha güzel bir şekilde de eritebilirdik fakat şu anda maalesef ki Lisa, Ember ve Barbara aşırı girdi durumda. Normalde Lisa ve Ember'ın hasarı çok güzel bir şekilde bunu eritmemizde yardımcı olacaktı. Fakat yeterli kalmadı maalesef. Bu yüzden yine bir tek bir komboyla İşini bitirdik de diyebiliriz. Yine siz gelip burada resin harcı diyerek de boss'tan malzemeleri alıp hem adventure xp kasabilirsiniz hem boss malzemesi elde edersiniz hem de fragment kasmış olursunuz. Gayet güzel oldu şu anki partimiz gayet sağlam bir şekilde de iş yapacaktır. Burada dediğim gibi combo sıralaması da çok önemli. En önemli kombomuz burada Barbara'ya geçtikten sonra kaya geçerek ona atak bonus kazandırmak. Lise ile beraber de süper kondakta uygulayarak rakiplerin fiziksel direncini kırmak. Burada farklı herhangi bir elektro karakter olabilir. Dördüncü karakter değiştirilebilir kalmış buradaki tercihler. Şimdi genel olarak bahsedecek olursak en azından şunlardan bahsetmek istiyorum. Son olarak eğer ki illaki bu partide karakterleri değiştirmek isterseniz az önceki bahsettiğim gibi yani kayadaki takmış olduğunuz eser mantığını farklı karakterlerde uygulayabilirsiniz. Eğer onlarda atak kullanıyorsa. Mesela Huta gibi karakterler candan güçlendiği için ona atak takmak mantıksız olur. Can takmamız gerekir. Bunlara dikkat ettiğiniz sürece doğru eserleri takabilirsiniz zaten. Rehberlerden en azından izleyip öğrenip mantığını kavrarsınız. Oradan siz de yine doğru eserleri takabilirsiniz. Set bonuslarını ileride Adventure Rank kasınca onları da açabilirsiniz. Burada Jean kullanabileceğimiz pardon Ayaka ile beraber kullanabileceğiniz en uygun takım da bu olur. Freeze oynamanız daha mantıklı olur. Yine karakter rehberlerinde bundan da bahsediyorum. Bu kısmı da düzenlemiş oldum en azından hesapta. Eğer ki ayak oynanmak istenirse burada Ayaka ata yine verimli bir şekilde kullanabileceği için kayadaki eserleri rahatlıkla kullanabilir. Ancak silah konusunda ayaka fiziksel hasar değil de kraya hasarı yönelik oynadığı için burada Protus çok verimli kullanamaz. Bunun yerine The Flute gibi bir silah takması ya da Inozuma'dan gidip Amenoma Kaguichi'yi iyi. Amenoma Kaguichi'yi konuşamadım açması daha da doğru olacaktır. Kupada da Cryo Damage Bonus takar elbette. Atak yerine varsa elbette Cryo Damage Bonus kupası yoksa atak da takılabilir. Şimdi karakterler hakkında bahsedeceklerim bu kadar. Hepiniz de izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu daha çok ya oyuna yeni başlamış olanlar için hasar nasıl yükseltirsin videosu olmuş oldu. Yine de az çok yeni başlamış olanlar için de bazı taktikleri vermek istedim ufaktan. Hepiniz de izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala da abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.